derdin hep üstümüze. Yokluğun bağrımı yakıyor baba. Koca dağ gibiydin, benle yaşardın. Dara düştüğümde ilk sen koşardın. Seni gibi çağlar coşardı. Gözyaşım durmadan akıyor baba. Koca dağ gibiydin, benle yaşardın. Dara düştüğünde ilk sen koşardın. Seni gibi çağlar coşardı. Yokluğun bağrımı yakıyor baba. Programından günaydınlar diliyorum. Ben Doktor Sonay Öztan Gökhan. Evet, biraz hüzünlü başladık. Ben de gerçekten hüzünlendim. Sesim bir kıtırıklandı. Şair ve Türk halk müziği sanatçısı Abdurrahman Delen, harika şarkınız. Bizleri hüzünlendirdiniz ama çok da duygulandırdınız. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Evet, böyle bir İlk başlangıç biraz belki böyle hüzünlü oldu ama güzel bir şarkı, güzel bir türkü. Bu türkümüz hakikaten keyif verici bir türkü. Hemen hemen herkesin hayatında baba figürü gerçekten çok değerli, çok önemli bir figür. Tabii ki rahmete gitmiş olan tüm babalara Allah'tan rahmet diliyoruz. Evet.
Ama böyle o dağ gibi arkasında duran kişiyi o kadar güzel ifade etmişsiniz, o kadar güzel anlatmışsınız ki biraz bahsedelim mi? Bu duygular nasıl çıktı, nasıl oldu? Evet, tabii ki herkesin babası kendine çok evet. kıymetlidir. Baba aslında bir çınar düşünün. O çınarın gölgesinde yaşamak kadar güzel, o çınarın gölgesinde yaşayıp da o duyguyu görebilmek kadar güzel bir şey yoktur. Evet. Baba türküsü benim hep içimde zaten böyle baba, anne, büyüklere karşı bir şeyim var. Yani bir duygum var. Hı hı. Yani çünkü hayat öyle ki, öyle o kadar kısa ki. Bir anda bir bakıyorsunuz yaşama geldiniz, boyut gidiyor, yavaş yavaş süreç bitiyor. Anne ve baba göç edip bu hayattan gidiyor. Sonra onları özlüyorsunuz. Evet. Keşke işte koca dağ gibiydin, senle benle yaşardın. Onun gibi böyle bu tür duygular çıkıyor hı hı. ortaya. Güzel bir türkü. Evet. Bu türküyü gerçekten son 10 gündür dijital platformlara hı hı. düştü. Birçok radyo kanalı gerçekten çok önem verdi ve mükemmel, iyi istekler geliyor. Ben de gururluyum, çok keyifliyim. Hı hı. En azından böyle bir türkü kazandırmış olduk. Çok güzel. Tüm babalara gelsin. İşte keşke diyorum ya, babam sağ olsa da izlese, yani bir baba türküsü düşünün. Değil mi? Yani. Evet. Aynen öyle. Evet. Daha önce programlarımızda bahsettik. Pek çok sosyal sorumluluk projelerine katılıyorsunuz. Varsınız birçok sosyal sorumluluk projelerinde. Peki önümüzdeki projeleriniz neler sizin? Daha sonrasındaki yeni sosyal sorumluluk projeleriniz nelerdir? Ya tabii burada hani insanları çok sıkmamak lazım. Hı hı. Yani ya ne oluyor hoca, durmadan bir sosyal sorumluluk projesi çıkarıyorsun gibilerinden. Evet. Üstüne gitmek lazım aslında. Hı hı. Bazen hayatın üstüne gideceksiniz ki hayat sizi anlasın. Yeter artık. Pes etmek yok. Değil mi? Evet. Başarıyı çalışmayla kazanabilirsiniz. Hı hı. Çalışmadan bir başarıyı yakalayamazsınız hocam. Değil mi? İşte bakın siz de gurur duyuyoruz. Çok teşekkürler, sağ olun. İyi bir hekim. Sağ olun. Yanlış mıyım yani? Çok teşekkür ederim. Çok izliyoruz da takip ediyoruz. Ben hep diyorum ki ya başarı bir tesadüf eseri olabilir. Bir şekilde bir başarıyı elde edebilirsiniz ama eğer yeteri kadar çalışmıyorsanız, yeteri kadar emek vermiyorsanız başarı devam etmez. Hani kişi tesadüf eseri bir yere gelmiş olsa da, ya tesadüf eseri zengin olabilirsiniz, tesadüf eseri bir şey olabilirsiniz ama emek vermiyorsanız, altında yeteri kadar hamuru yoksa ondan hiçbir şey olmaz. Tekrar aynen hızlı bir şekilde düşüşüne geçer. Evet. Yani bir şeyi yaparken temel taşının çok sağlam, çok evet. güçlü olması gerekir. Hı hı. Kendimce güzel şeyler yapıyorum. Bir anda değil aslında, ufak ufak gelerek kendi tırnaklarımla, kendi mücadelemle. Hı hı. Ne yapabilirim, nasıl bir yol izleyebilirim? Çünkü benim hayatımda sanat var. Evet. Sanatı seviyorum, yaptığım işi seviyorum. Bunun yanında söz yazıyorsun, bunun yanında güzel sesim var. Güzel şiir okuyorsun. Çok güzel. Bunu değerlendirmek gerekiyor. Bunu heba etmemek lazım. Tabii. Onun için mücadele ediyorum. Evet, proje var mı? Var. Hı hı. Yakında gerçekten mükemmel bir projeyle geliyorum. Burada söylerken o şarkıyı, hı hı. bütün arkadaşlar, yönetmenden tutun, işte burada kim varsa, bütün misafirlerimiz, sevgili kardeşlerimiz, hı hı. kimse yerinde duramayacak böyle. Herkes, ne oluyor böyle? Öyle mi? Tabii. öyle bir eserle geliyoruz. Çok keyifli olacak. Hı hı. Eser aslında biraz güncel, biraz da hayatın içinde yaşadığımız sıkıntıları anlatıyor. Hı. Yani düşünün hocam, biz burada iki kişiyi sohbet ediyoruz. Evet. İşte ekran karşısındayız ya da hı-hı. kamera karşısındayız. Ama kamera olmasa belki sizinle biraz sohbet edeceğiz ama daha sonra herkes telefonunu alacak. Ne Doğru, oluyor acaba? Hemen başlayacak. Aynen öyle. Doğru. Yani muhabbet, o sohbet kesilecek hı-hı. orada. Herkes telefonlarına dönecek. Onu anlatıyor aslında. Hı-hı. Günceli anlatıyor. Bizim yaşadığımız sıkıntıları anlatıyor. O kadar güzel sözler var ki işin içinde. Yani böyle söyleyince bile Allah Allah, ne kadar güzel olmuş bu sözler. Yani
hakikaten bu adam beni anlatıyor diyecekler. Çok güzel. Bunlar nasıl çıkıyor? Ben kişisel merakımdan da soruyorum. Yani mesela bazıları der ki gece yattıktan sonra aklıma geliyor, birden kalkıyorum, yazıyorum. Ben çok merak ediyorum. Yani bunlar nasıl ortaya çıkıyor? Şimdi bunlar nasıl ortaya çıkıyor? Hocam bu iş eğitim işi gibi. Evet. Yani düşünün, bir sınava giriyorsunuz. Hı-hı. Sınava girmeden önce çalışmanız gerekiyor. Tabii. Yani enine boyuna ne gerekiyorsa gece gündüzü, gecenizi gündüzünüzü, hı-hı, katmanız gerekiyor. Eğer katabilirseniz o gireceğiniz sınavlarda başarılı oluyorsunuz. Bunun gibi düşünün. Aslında ben nasıl yapıyorum? Ben sessizliği çok seviyorum. Hı-hı. Yani çok arkadaş, çok çevremiz var ama, hı-hı, bazen kendimi kapatıyorum aslında. Ya benim çayım gelsin. Son dönemlerde hep böyle, hani kafama takılan şeyi nasıl bir eser çıkartabilirim? Nasıl bir işte bunun yazılımı, işte bunun sözlerin gelişi. Onlara dikkat eden bir adamım. Bir de duygusal bir adamım. Tabii. Yani duygusal olmayan bir adam zaten duygu yazamaz. Duygu olmadan, yani onu söyleyecektim. Olma. Yani bu duygu iş, olmadan bu iş, bunu zaten yazamazsınız. Bir şeye dökemezsiniz ki. İstediğiniz kadar kaleme dökmeye çalışın. O duygu içten gelmeden yapamazsınız. Şimdi söz yazanlara dikkat edin. Evet. Genelde karıncayı incitmezler. Değil mi? Yani. Evet. Her canlıya, her bitkiye, hı-hı, yaşama hakları olduğu için onlara güzel davranırlar. Yani öyle insandan bu tür sözler çıkar. Evet. Ama işte değişik, böyle hani bakış açısı farklı olan insanlardan çok şey bekleyemezsiniz. Aynen. Yani çünkü bu işlere sevginizi katacaksınız. İnsan sevmekle başlıyor. Kesinlikle. Ama sadece insan değil, bütün canlıları, hayvanları, her herkese şeyde önem vereceksiniz. Değil mi? Aynen, yani öyle. Programın başında, hı-hı, şey dedik, hayat geçiştir. Bugün sırasını aşan geçti, evet, gitti, ama sıra bizlere gelecek yavaş yavaş. Bu işler böyledir. Değil mi? Tabii, yani bunu bilmemiz gerekiyor. Sevgiden yana olmamız gerekiyor. Bizim gibi halka inmiş, halkın içinden, hı-hı, bakın yukarıdan demiyorum, halkın, değil içinde mi, insan olarak. Aynen. Bu tür sözleri daha rahat yazabiliyor. Çünkü halkı anlıyor, yukarıdan, tabii, bakmıyor. Ben dışarıdan bir kardeşimizi çok iyi anlayabiliyorum. Ya da dışarıda bir, hı-hı, araba iten, bir el arabasını işte çöp toplayan bir kardeşimizi, el arabasını iterken onu çok algılayabiliyorum, çok anlayabiliyorum. Ben olurdum orada onu itmek için. Yani bunu düşündüğünüzde hayatı da sevmiş olacaksınız, insanları da sevmiş olacaksınız. Böyle düşünelim, hayata güzel bakalım. Değil mi? Ben insanların mesleklerinin, hiçbir mesleğin küçümsenmemesi tarafında olan bir kişiyim. Ben hep diyorum ki, ben bir elektrikçinin işini yapamam. O kişi benim işimi yapamaz. Herkesin kendine göre bir işi vardır. Herkes birbirine saygılı olursa, birbirini kabullenirse bu dünya niye geçimsiz bir dünya olsun, niye huzursuz, aynen, bir öyle, dünya olsun? Veya insan o ona niye tepeden baksın, niye yüksekten baksın? Ya bu çok farklı bir duygu. Bilmiyorum, değişik bir şey diyeyim. Bu konuyla ilgili, hı-hı, ben ufak bir şey anlatayım. Evet. Bundan bir hafta önce bir yere davetli, hı, olarak aslında... Düşünün, size davet, siz beni davet ettiniz. Evet. Siz de bir yere davetlisiniz. Hı hı. Yani ben ikinci bir adamım yani. Anladım. Bir iftara davet, hı hı, edildim. 8 kişi oturuyorlar. Birisi bir kurumun başkanı, yani bir, evet, STK'nın, hı hı, başkanı, ama beyefendi belli, çok kasıntı bir adam. Hı. Yani sohbet sırasında tabii sıra bana geldi. Beni tanıştıracak, hı hı, beni götüren arkadaş. Siz beni götürdünüz, evet, tanıştıracaksınız. İşte Abdurrahman Bey. Hı hı. Abdurrahman Bey ne iş yapıyor dedi. Bana sormuyor, arkadaşa, hı, soruyor. Sorduğunda dedim ki Abdurrahman Bey bir halk adamı. Hı, çok güzel bir cevap, anlayana. De halk adamı. Evet. Halk adamı ne demek dedi. Bir halk sanatçısı dedim. Hı hı. Neler var dedi sizin yaptığınız, böyle tanınmış, bilinmiş. Dedim ki onlardan bir tanesi, kadınlarla ilgili, hanımefendilerle ilgili, hı-hı, yazdığım bir şiirim var benim. Evet. Çok gündem olan. Hı-hı. Of dedi hoca ya. Siz de mi dedi destekliyorsunuz? Bak.
Aynen şöyle. İftara da ortalama bir 15-20 evet. dakika var. Ben yani biraz böyle hani şey oldum. Anladım. Dedim ki beyefendi, siz dedim herhalde annesiz dünyaya geldiniz. Harika bir cevap. Evet. Öyle iyice şok oldum öyle bir anda. Aynen. Ya nasıl olur hoca? Dedim ki sizin bu söyleminiz ona geliyor. Hı-hı. Eşiniz vardı mı? Var. Çocuklarınız da var bildiğim kadarıyla. Hı-hı. Var dedi. Kızım da var dedi. Gelinim de var dedi. Hı-hı. Peki dedim, bunlar olmasına rağmen sizi dünyaya getiren bir anne. Neden bu kadar ön yargılı bakıyorsunuz? Neden bu şekil, yani bana bu şekil tepkiyi neden gösterdiniz? Onu çözemedim dedim. Evet. Açıkçası üzüldüm de dedim. Biraz dedim yukarıdan bakıyorsunuz. Hiç bakmayın dedim. Hı hı. Hiç bakmayın. Sizi doğuran bir anne, beni de doğuran bir anne. Onun için onlar bizim için çok kıymetliler. Değil mi? Onlar topraktır. Evet. Toprak anadır. Onlara çok iyi bakacağız. Onlara, onları incitmeyeceğiz. Hı hı. Eksikleri olabilir. Elbette. Alacağız, medeni insanlar gibi sohbet edeceğiz. Dedim. Beni götüren arkadaşa dedim ki benim vaktim yok, ben kalkıyorum. Hı. Tabii oradaki arkadaşlar ya hocam iftar yok dedim, ben başka yere davetliyim. Hı hı. Çıktım gittim. Çok güzel yapmışsın. Yani şimdi her şeyin bir ustubu, bir yeri, makamı ne olursa olsun. Aynen öyle. Bugün siz o koltukta oturdunuz. 3 ay sonra başka bir arkadaşımız oturacak. Bugün ben burada oturdum. Elbette. Belki yarın başka bir arkadaşımız, bir kardeşimiz, bir abimiz gelecek. Elbette. Oturacak buraya. Onun için birbirimizin kıymetini bilelim. Değil mi? Birbirimizi sevelim ve sayalım. Ağzınıza sağlık, harika evet. söylüyorsunuz. Şimdi size pek çok sosyal sorumluluk projelerinden teklifler geliyor. Bunu çok iyi biliyoruz. Siz bunları değerlendirirken, tabii hepsini kabul etmiyorsunuz. Seçerken nelere dikkat ediyorsunuz? Bir kere seçerken şu çok önemli benim için. Gerçekten yapacağım şey yerini bulabiliyor mu? Hı. Yani yerini bulamıyorsa ben o işe girmiyorum. Yapacağım şey, karşı taraf bu işi para için yapıyorsa ben o işe girmiyorum. Hı. Çok ince bir nüans, evet. Bir faydam olacaksa, insanlar için, yaşanılmış için, halk için... bireysel insanlar için, yani kim, yani gerçekten bu işte benim faydam dokunuyorsa, bir karınca dahi olsa, incitmiyorsa o işte varım. Hı-hı. Ama öbür türlü işte ben bu işi parasal için yapıyorum dediklerinde kardeşim ben yokum. Bunu araştırıyorsunuz değil mi? Tabii önceden hani size bir proje sunuluyor. Tabii, bunun öncesinde yani araştırıyorsunuz ona onu göre. Onu araştırmak zorundayım. Bana sosyal medyadan çok yazılıyor. Evet. Hocam çok güzel işler yapıyorsunuz. Sizi ekranda gördüğümüzde sanki böyle bizim içimizi anlatıyor musunuz? Bizi anlatıyorsunuz evet. dediklerinde ben mutlu oluyorum. Tabii. Yani bunu benim herkesin bir yeri bir konumu var. Ben sizin yerinizi alabilir miyim? Siz çok iyi bir hocasınız. Tabii. Yani ama türkü dediğinde de evet Abdurrahman'ı ben dinlerim. Sesi çok güzel diyebilirsiniz. Aynen öyle. Yani bu böyledir. Tabii ki. Herkes kendi işini doğru yapması lazım. Eğer doğru bir iş yapılmıyorsa ben o projede o yerde yokum. Anladım. Şimdi gençlere türküleri sevdirmek için çok çaba sarf ettiğinizi biliyoruz. Bunlarla ilgili neler söylüyorsunuz, neler yapıyorsunuz bu gençlerimize, bu kültürümüzü sevdirebilmek açısından? Çünkü gençlerimiz o kadar, yani yeni gençlik biraz farklı yetişiyor, daha farklı. İnternet ortamında yetişen çocuklar bunlar. Ya yani bu hani bizim zamanımızda ben son derece mesela zevk alıyorum sizi dinlerken. Hatta böyle kendimden geçiyorum, böyle farklı bir dünyaya gidiyorum. Ama yeni gençliğe bunları sevdirebilmek adına neler yapıyorsunuz? Aslında gençlerle ilgili sadece biz bireysel olarak değil. Burada... İşin en güzel, en renkli, en anlamlı tarafı anneye babaya düşüyor. Tabii. Değil mi? Doğru. Tabii. Yani şimdi gençleri yola getirmek de anne babaya düşüyor. Sonra işte dışarıdaki insanlar, arkadaşlar, çevre, konum. Anne baba çocuklarının ne yaptığını yani yalnız üstelemeyecekler. Üstelerlerse bu iş olmaz. Yani bir şeye oğlum bunu yapma dediğin zaman o tersi olur. Anne baba bir anne baba gibi değil de iki arkadaş gibi dertleşebilirler. Hatta şunu yapabilirler.
Hadi oğlum biz bugün şehir dışına çıkalım seninle. Hı hı. O yolculukta konuşulan ne varsa hepsi soru işareti olarak kalıyor. Hı. Hiç düşünebildik mi mesela? Hiç. Yani, değil mi? Güzel tabii. Bir sistemmiş. Yani yolda giderken evet. Kızınızla ya da evet, oğlunuzla evet. Sohbet ediyorsunuz. İşte oğlum ya böyle yapsak nasıl olur? O da tamam baba doğru söylüyorsun. Hı-hı. Belki burada bir hata yapıyoruz. Yani üstelediğiniz zaman bu şekil güzel bir dille anlattığınızda hı-hı. Anne baba bunu çocuklarına lanse etmesi lazım. Evet. Hatta anne babadan ben buradan seslenmek istiyorum. Hı-hı. Özellikle babalar. Sizin muhakkak toplumda girdiğiniz toplumlar vardır, arkadaşlarınız vardır. Lütfen ayda bir kez de olsa, yılda bir kez de olsa, 10 kez de olsa hı-hı. Çocuklarınızın elini tutun, beraber bir toplumun içine girin. Çünkü çocuk babaya bakıyor, diyor ki, ya babam bu topluma girdiğinde, aa herkes diyor ki, Abdurrahman hoş geldin, nasılsın, evet. İyi misin? İlgi gösteriyor, ben de babam gibi olayım ileride. Hı-hı. Bu da soru işareti olarak kalıyor. Doğru söylüyorsunuz. Çocuğunuz var mı hocam? Var tabii. Kaç yaşında? iki oğlum var. Maşallah Allah başlasın. Hatta 4 oğlum var artık. Çünkü şey oldu. Torun oldu ikiz. Öyle mi? Maşallah. Tabii. İki oğlum var. Bir oğlum benim matematik öğretmeni. Bir oğlum da hukukçu. Çocuklar büyüdü. İki de torunum oldu. Ay, maşallah. Kurban olurum onlara. Evet. Çocuk hayattır. Değil mi? Çocuk güzelliktir. Ama lütfen anne baba bireyler çocuklarımızı çok iyi yetiştirelim. Yani hayata güzel baksınlar. İnsanlara bir kere buradan gerçekten önemli hı hı. Bir konu. Çocuklarınıza hayvanları sevdirin. Hayvan seven insan hayvan sever değil mi? Hayvan seven çocuk ileriye dönük mükemmel bir çocuk oluyor. Onu söyleyeyim ben hı hı. Size. Bakış açısı değişiyor. Evet. Karşılıksız sevgiyi mi öğreniyor evet, hayvandan? Karşılıksız öğreniyor. Çünkü dikkat edin. Hı hı. Hayvan seven çocuklar ileriye dönük yani şeyleri değişiyor. Hı hı. İnsanlara daha özverili, daha samimi. Çünkü onu orada bulabiliyor, hayvanda bulabiliyor. Evet. Yani hayvana bakış açısı biraz daha farklı insanlara göre. Hı hı. Düşünün bir kedi, ben mesela kedileri, köpekleri çok seviyorum. Hı hı. Benim kedi geldiği zaman böyle kucağıma oturduğunda onunla sohbet ediyorum. Hı. O beni dinliyor, bakıyor gözlerime. O şefkati de hissediyor aslında. Hissediyor tabii. O dokundu, hı hı. Düşünün yani kedi hadi git buradan dediğinizde hı hı. Ya gidiyor ama mazlum gidiyor. Evet. Ama hadi gel buraya biraz seveyim seni hı. Dediğinde mükemmel bir şekilde ben geliyorum. Normalde hayvanlardan korkan bir evet. Kadınım. Ya, ama hani zarar vermem ama korkarım yanıma yaklaştırmasından falan. Sonrasında geçenlerde kardeşimin aldığı minnacık bir köpek. İşte kızım diyor ki anne lütfen kucağına al. Dedim bir şey yaparım korkuyorum zarar veririm. Sonra geldi. İnanın şöyle şurada oturdu. Ve bakıyor kafasını döndürüyor bakıyor. O şefkati o kadar veriyor ki göğsünüze yaslanıyor. Ben dedim ki öp anneyi dedim. Evet. O sanki insanmış ve karşıda anlıyormuş gibi... Ve dudağını uzatıyor küçücük bir köpek yavrusu ve inanın ben mesela hayvana dokunamayan ben artık köpek her gün görmeden yapamıyorum. Sanki hani bir çocuğu görürsünüz ya o kadar farklı bir şey ki sizin söylediğiniz yani o size muhtaç karşılıksız farklı bir sevgi onu herkesin aslında anlaması lazım. Ya ben bir anımı anlatayım evet. Vaktimiz var herhalde var, buyurun, bir lütfen. Anımı anlatayım. Hı-hı. Şimdi bir tane Zarife isminde bir kedimiz var. Evet. İsmi de değişti. Kedimiz var. Evet. Sokak kedisi ama biz evde hanım sağ olsun evet. Çocuklar da seviyor. Kediye alıştık. Ben geldiğimde işte mutfağa gidiyorum yemek yediğimizde hemen geliyor karşıma oturuyor buraya. Bana bakıyor, yemeğe bakıyor. Yani sanki bana da bir kaşık ver gibilerinden. Evet. Yerime oturduğumda geliyor kucağıma oturuyor. Bana masajlar yapıyor. Böyle çok harika bir kedi. Hı-hı. Bir akşam eve... Kapıda karşılıyor beni geldiğinde. Tabii kapıyı açar açmaz böyle geliyor. Enteresan. Böyle ilgileniyor. Bir akşam geldiğimde kedi yatıyor orada. Hanıma dedim ne oldu Zarife? Hı. Zarife çok hasta dedi. Allah Allah. Beni bir gördü ama böyle. Hı-hı. Geldi böyle beni kurtar diyor. Böyle. Beni kurtar diyor. Çok eyvallah. Hastayım diyor. Hı. Apar topar aldık götürdük tabii. Evet. Götürdük. Baktılar dedi ki ya hocam dedi biz dedi hani çok hasta yoğun bakım almamız lazım. Peki
masraflar şunlar tamam dedim, her şeyi karşılıyorum. Hı hı. Oturmuşuz hanımla böyle. İçeride kedi işte yoğun bakıma alacaklar. Hı hı. O arada aradan 10 dakika geçmedi. Şey geldi veteriner. Evet. Böyle kapıya koydu elini. Dedi ki başını sağ olsun. Aa. Ya nasıl olur dedim. Vallahi dedi kedi öldü dedi. Aa. Hı. Hocam ben ve eşim evet. Nasıl ağladık ama var ya böyle. Hı hı. İçimden bir şey parçalandı böyle. Hı hı. Yani ben o kediyi elimle geçirdim bıraktım evet. buraya. Kedi öldü. Yani eve çocuklara ne söyleyeceğim? Ne diyeceksin? Çocuklar da çok seviyor. Tabii. Evet. Yani onun sevgisi, hayvanın sevgisi bambaşka bir sevgi. Hayır. Gerçekten hı hı. ayrı bir şey yani. Bunu herkes söylüyorum. Onlar bizim canlarımız. Canlara herkes sahip çıksın. Küçüklerimizi de aşılayalım hayvan sevgisine. Çocuklara evet. kesinlikle aşılayalım. Aynen. Şimdi hocam sizin kadına şiddete hayır diye çok önemli bir sosyal sorumluluk projeniz olduğunu biliyorum. Bundan biraz bahsedelim mi? Tabii ki edelim. Evet. Biraz son dönemlerde çok şükür biraz sanki böyle bir şey var ama yine de ara ara dönem dönem hı hı. basına da düşüyor. Ya ben şunu söylemek istiyorum. Bir erkek olarak hı hı. söylüyorum. Yani bunu söylerken belki bazılar diyecek ya bu adam ne diyor, bu hoca ne diyor, bunu niye anlatıyor böyle? İkide bir çıkıyor anlatıyor bir şeyler. Vallahi sevin. Bakın, sevgiden yana esirgemeyin hiçbir şeyi. Eşiniz size yanlış da yapabilir. Evet. Alın karşınıza, anlaşamayabilirsiniz de. Alın, bireysel olarak anlatın bunu. Ne yapalım, bir yol çizelim. Yolumuzu ayırabilirsiniz, anlaşamayabilirsiniz. Aynen öyle. Bedeni bir şekilde, hadi herkes yoluna, biz yapamadık, belki başka türlü olur deyin, işin içinden çıkın. Ölmek öldürmek hiçbir zaman çözüm değil. Çözüm değil, tabii ki. Kimsenin yaşama hakkını elinden alamazsınız. Aynen öyle. Çünkü hem bu dünyada hem öbür dünyada bu işin cezası var. Değil mi? Ne olursunuz? Az önce bahsettik ya, hayvanları severken bile ilgi alaka gösteriyor. Vallahi eşinizi severseniz, vallahi sevdiklerinize önem verirseniz onlar sizi incitmez. Onlar sizi yarı yolda da bırakmaz. Yani ben şöyle söyleyeyim, 32 yıllık evliyim. Maşallah. Bir daha deseler belki yine aynı eşimi alırım. Binlerce maşallah hocam. Yani neden? Çünkü o beni anlıyor, hı-hı. ben onu anlayabiliyorum. Ha belki ben siz bir şeyler verebildim. Sevgi adamısınız ama hocam. İşte, yani belki o... ben bir şey verebildim. Aynen öyle. Belki o bana bir şeyler kattı, hı-hı. renk kattı. Hı-hı. Ama hatalarımız olmadı mı? Oldu tabii ki. Aynen. Benim de oldu, evet, eşimin de evet. oldu. Ya hataya hatayla gidilmez. Sevgiyle gidilir aslında. Yani birisi hata yaptığı zaman biraz ilgi alaka gösterin. Şefkatinizi gösterin. Oturun anlatın. Bu yanlıştır. Böyle yapalım. Hadi biraz bir hava alalım. Aynen. Biraz konuşalım. Hadi bana bir çay ikram et dediğinizde bütün yelkenler iner. Aynen öyle. Sevgi her şeyin başı olur. Birisi konuşurken ya da birisi hiddetlenirken diğer tarafın biraz daha sabır göstermesi, susması, yani o susmak illa da şey yapmak, yani kabullenmek anlamında değil. Daha sonra hiddet geçtikten sonra konuşmak en doğrusu diyelim. Hocam bir türkü daha alalım mı sizden? Hay hay.
sürmedim. Gördüysen söyle, eğlen dur yolcu. Eğlen dur yolcu. Gördün mü sen Serdar gibi kılandır eli. Gözü sürmeli. Gördüysen söyle. Türkümüz nasıl ortaya çıktı? Şimdi bu türkünün... Her türkünün bir hikayesi olduğuna eminim ben sizde. Evet. Aslında ben genelde kendi türkülerimi seslendirmek evet. istiyorum ama... Bu türküde çok sevdiğimiz bir kardeşimiz, Asil Doğan diye bir kardeşimiz. Ya hocam dedi ya, bir türkümü oku ne olursun dedi. İyi ki de okumuşum, çok güzel bir türkü. Ama bu türkülerde asıl emeği geçen sevgili Özcan Akman hocama teşekkür ediyorum. Biz onunla beraber çalışıyoruz. Benim bütün müziklerimi, altyapılarımı kendisi yapıyor. Buradan Özcan Hoca selam olsun. Selam olsun bizden. Turan Say selam olsun. Bize destek sağlık. Veren kim varsa gerçekten. Emeklerine sağlık tabii, diyelim. Tabii çok güzel eserler çıkıyor ortaya. Evet. Evet. Şimdi bu ilginiz ne zaman başladı Abdurrahman Bey? Yani bu hani ilgi... müzik sevgisi, şiir sevgisi, sevgi demeyeyim de hani bunların böyle yazıya dökülmesi asıl ne zaman başladı? Ya, ortaokul, lise dönemlerinde daha çok şey oldu, pekişti. Yani artık kalemi aldık, hadi bakalım biz de bu yolda varız dedik. 80'e yakın eserim var böyle yazılmış. Maşallah. Dinler miydiniz küçükken de? Tabii. Yani Türk halk müziğini çok seven birisiyim. Hı hı. Aslında bütün müzikleri seviyorum da ama halk müziği bizim biraz daha Anadolu ezgisi olduğu için biraz daha şey geliyor, duygulu geliyor, daha keyifli geliyor. Onlardan bir tanesi mesela ben çok hayranlıkla dinleyen bir adamdım. Neşet Ertaş, Mahsuni Şerif, böyle çok kıymetli ozanlarımız var, büyüklerimiz var yani. Yani gerçekten. Ya bir şeye de takılıyorum aslında bazen de söylüyorum TV kanallarında da maalesef ki bu büyüklerimizin eserlerini alıp da coverlayıp ünlü olan kişiler isimlerini dahi söylemiyorlar. İşte orada bir söyleseler bir küçük bir şey olarak bile söyleseler değil mi hocam hiç? Ya sevgili hocam şimdi bir türkünün geçmişi vardı bu türküler kolay çıkmıyor ortaya. Tabii. Yani yazarken bile diyoruz işte bir odaya kapanıyoruz değil ya mi? Da kendimizi kapatıyoruz. Tabii. Sessizlik bir ortamda kendi bir şeyler yapmaya çalışıyoruz.
O dönemlerde şimdi işte düşünün tablet var, hı hı. bilgisayar var, yazıyorsunuz, ediyorsunuz. Hep elle yazılır. Bir emek vardır, saatlerce, günlerce, aylarca yaparlardı o işi. Evet. En azından ona saygınız olsun. Yani okuduğunuz türkünün hayat hikayesini bilmiyorsanız ama sahibinin ismini biliyorsunuz. Buradan seslenmek istiyorum. Lütfen sahibinin ismini dile getirin. Değil mi? Şimdi aslında normalde hayat hikayesini dinlediğiniz zaman ya da okuduğunuz zaman o eser size daha farklı bir tat veriyor. Ben çok Uyansın Ama Uyan türküsünü çok seven bir insanım. Seviyordum. Çok etkilerdi beni ama niye etkilediğini bilmiyordum. Bir gün dedim ki ben şu televizyonda izlerken açıkladılar, bir söylediler işte asıl hikayesinin nasıl başladığını. Sonra kafama takıldı. Ben dedim bunu net öğreneyim. Net öğrendikten sonra onu daha farklı bir lezzetle dinlemeye başladım. Sonra her dinlediğim türkünün acaba bu nereden? O yüzden size soruyorum. Nereden oldu diye. Tabii, tabii. Nasıl bunun hikayesi var diye çok merak etmeye yani başladım. Şimdi, ve daha farklı oluyor insan dinlerken. Yeşil Ördek türküsünü evet. dinlerken hakikaten çok keyif alıyoruz değil mi? Evet. Onun bir hayat hikayesi vardır. Bir yeşil ördek vardır. Evet, onu bilmiyordum. İşte bir de evet. onun yanında gri bir ördek vardır. Evet. Yani gri ördek erkek olan, aha. yeşil ördek de dişi olan. Hı. Şöyle söyleyeyim. Anadolu tarafında dişi ördek öldüğünde evet. erkek gri olan ördek kendini imha eder. En yüksek dağın tepesine çıkar. Kendini orada bir gölü gözünü kestirir. O göle kendini imha ettirir. Yani yüksek anladım. Bir şekilde gelir ve orada çünkü öyle bir sevgi var ki orada. Ha. Öyle bir bağımlılık var ki dişi ördekle yeşil ördeğin. Öyle ben. Bir geçmişi var o türkünün. Yoksa o kadar güzel duygulu çıkmaz ortaya. Yani bir hayat hikayesi vardır aslında o türkünün. Ve öyle bir geçmişi var o türkünün. Hı hı. Ki ne türkülerin geçmişleri var. Ama biz maalesef sanatçı kardeşlerimiz, abilerimiz neyse ne diyeyim artık. Birçoğu bir türkü okuyor ama hayat hikayesini bilmiyor. Şarkı okuyor ya da sözlerin hayat hikayesini bilmiyor. Değil mi? Evet. Her eserin bir hayat hikayesi vardır. Hı-hı. Her şarkının bir hayat hikayesi vardır. Siz birazdan bir tane kardeşimizi, bir tane benim de yakınım evet. alacaksınız. Minik evet, bir kardeşimizi evet. alacaksınız. O kadar güzel bir duygu ki anlatamam. Şimdi kısa bir süre sonra reklamlara gireceğiz. Evet. Reklamlardan sonra o kadar değerli bir misafirimiz var evet. ki ben çok şaşırmıştım gerçekten. inanılmaz bir sürprizimiz olacak izleyicilerimize. Evet. Ben hiçbir yere ayrılmadan beklemelerini istiyorum mutlaka ve mutlaka. Onu görmeleri, onu hissetmeleri ve izlemeleri gerekiyor. Kesinlikle. Ve şimdi kısa bir reklam aramız var efendim. Ardından sürprizimiz burada olacak. Sakın ayrılmayın.
gözlemeni. Gel de bana sol sevdiği, kavuşmayı istemem mi? Şöyle. Mirza Yıldız, evet, harikulade vallahi hocam. Hoş geldin Mirzacığım. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Kaç yaşındasın Mirza? 7. Sen kimi özlüyorsun? Nasıl bu kadar içten, ne kadar güzel söyleyebiliyorsun bunu? Kimi özlüyorsun sen? Babamla beraber öğrendik. Babanla birlikte öğrendin. Evet. Çok mu seviyorsun sen babası türküleri? Da, babası çok evet. Güçlü bir ses. Öyle mi? Tabii o da burada. Hı-hı. Gerçekten müthiş eserler yapıyor ama. Harika. Şimdi biliyorsunuz sanatçılar genelde süslediler, püslediler, çıkarttılar. Doğru söylüyorsun. O bağlamasını alır. Hı-hı. Öyle bir ses ki dinlerken çok keyif alınır. Bazen sadece evet. Hiç söz olmadan evet. O enstrümanı evet. Dinlerken insan kendinden geçer evet. Değil mi hocam? Aynen öyle, çok iyi bir ses. Hı hı. Benim yeğenim, yakınım daha harikulade. Doğrusu. Harikulade. Çok da seviyorum onu. Sen adam olacaksın ben biliyorum. Ama senin gibi böyle güzel yeğenlerimize, kardeşlerimize bizler yol sahip çıkacağız. Yol göstermeniz ve sahip çıkmanız ne kadar güzel yani, hocam ya. Tabii. Ben teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık, ayağınıza sağ sağlık, olun. Emeğinize sağlık. Allah razı olsun. Sağ olun. Beni konuk alıyorsunuz. Çok da sağ mutlu oluyorum. Hele size konuk geldiğinde daha da çok mutlu oluyorum. Onu da söyleyebilirim. Çok teşekkür ederim. Saygılar sunuyorum. Sağ olun. Sağ olun. Efendim, bir programımız da burada sona erdi. Bir sonraki programımızda görüşünceye dek sağlıkla kalın, hoşça kalın.